Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vela. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu aziz. Esselamu rahmetullahi ve berekatuhu. Hacıbalar, hacaneler, okulkeler, kadirdarlar. İçtimai termalarda ilanımızı belirtkenimizde inşallah Rabbil Alemin şehirlerine anası Ummul Qura şehrinde damlamız Abrar Muhtar Ali damla bilen ve hamdü Allah nasip eylese salihan damlalar bilen ve başka ahlini müstazlar bilen bir geliyde ibadetler kılamız ve onların sohbetlerden behremen bulamız degen idik. Elhamdülillah Allah'ım yalgan çıkmadı. Uzge şükürler olsun. Hani damlamız yanımızdalar. İnşallah Rabbil Alemin biz sohbetini ihlas bilen, muhabbet bilen işitsek İnnallaha yulakil kelam. Albatta Allah tabarak ve taala kelamını atadı vaizini kalbiga şunavandalarını ihlasiga muhabbeti yarashadir kelam. Birkan Hasan Hasan qaragan dediler peşinde başlangan sohbet. Ertalab başlangan sohbet. Roza ağız bilan şomgacha sohbet qilib dediler. Namoz o'qilamiz, yana o'tiramiz. Bu nimadan desa o'sha şunavandalarning ihlosi muhabbati bilan. Albatta bu yerda muxlis bandalar, ihlosliklar, muhabbatlilar jamlangan. İhlos bilan muhabbat bilan ishsak sohbet yani ondan da güzel bo'ladi. Ve bazı holatlarda ko'p vaizlardan eshitamiz ki bir aytadigan so'zlar bu yerda qolib ketib, Alloh taboraka va taolo şu xalqqa, şu muxlislarga muvofiq Alloh hikmatlarini qalblariga otadi. O'zga narsalar bu o'sha sizlarni, siz azizlarni ixlosingiz, muhabbatingiz tufayli. Bugun Abdulaziz domla bilan va biz bilan kelgan hojilar, umrachilarni hammalariga sohbatni e'lon qildik. Alhamdulillah erkak ayol mana chiqdilar. Muhabbat ixlos qilsak, yaxshi muhabbat bilan tinglab tursak, umid qilamiz Alloh taborak va taolo bizga kerakli narsalarni Alloh domlamizni og'ziga soladi va biz shu narsadan bahramand bo'lamiz. Unga albatta odob bilan, ixlos bilan, muhabbat bilan tinglash kerak. Xolos shunday inshaalloh. Assalomu alaykum. Hepsimiz salamat. İnşallah Rabbil Alemin memnuniyetiyle Üstaz Abrar Muhtar Ali Damla gibi ama Damla bana inşallah güzel sohbetlerden kıvırsalar Bahraman bu kalemizi gen Ümitlerimiz keletkenlerine asla sekin çorlap çorlap koyu orasılar Koyarlar böyle avazlarını pas ettirip biz Damla'dan avazı pas ettirip balan kımasından tursak maksat yemem bunları. Merhamet amcacığım. Sıfat kadar asıl mı? Yok. Decadatınız bilen. Halidim, ne var ki? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala habibina Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve men vela. Amma ba'd. Assalamu aleykum. Rahmetullahi ve barakatuh. Kadirli otahallar, onahallar, akuvke, opasingiller. Bugün mukaddes diyorlardaki siz azizler bilen koygan kademimizni nabattaki müşahadesi bilen yüzleşip durupmiz. Hak Subhanahu ve Teala bu diyarlarını ganimet bilişlikini bu diyarlarda kıyan ibadetlerimiz yüzümüzge nur, hayatımızge berekat, tanımızge sağlık, kıyamette derecatımızge sebepçi buladigen amellerden buluşun Allah Teala nasip kısın. Hak Subhanahu ve Teala İslam dinini sizi bizlerge nimet kılıp birerken bu nimetni içide yürgenligimiz üçün köpünce kadrige yetmeyimiz. Ha, Müslümanımız, atamız Müslüman, anamız Müslüman, kim Toshkentdan, kim Namangandan, kim Andijondan, İslami muhit, aile Müslümanlar, Müslüman bo'lib qoldik de biz. Oddiy. Ve bu nimetning ne kadar ulug' nimet ekanligini biz sirat kitaplarını okuganimizda Alloh subhanahu va taoloning bu dinni Peygamber aleyhissalatu vesselam'a yuborgan paytida onu kabul qilgan adamların ne kadar ağır meşakkatlar çekkenlerini okuyanımızda aklı boptırıp, aklı hoşu cayda boptırıp, makamı mertebesi boptırıp, İslam'ını kolunu arkası bilen itergen adamlarını okuyanımızda nimetini kadrige yetemiz. Şunu üçün tarihini tekrarlap duruş, ulamalar suhbetide daim boptırışlık, Kur'an-ı Kerim'nin ifadesi bilen aytganda fadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin eslatib turing odamlarga çünkü eslatma mu'minlarga fayda beradi. Eslatma mu'minlarga fayda beradi. Eslatmadan mu'min bo'lmagan odamlar fayda olmaydi. Eslatma mu'minga fayda beradi. Biz mu'minmiz alhamdulillahi robbil alamin.
Bu imanın bizge yitip gelişliğindeki meşakkatlarını eslep koyuşumuz gerek. Biz turgan diyar, tağı taşlardan ibaret, hiç bitti giyah bir bemelal usalmaydıgen cayda Allah subhanahu wa ta'ala bütün dünyanı, ahiretini yaşnatışı mümkün bulgen imanını nazil kılgen şahar. Mübarek olsun. Allah subhanahu wa ta'ala sizi bizlerini imanımız bilengine itibarga aladı. Başka itibarlı cihatımız yok. İmanımız bosa ameli salih boladı. Eğer iman bolmasa kılingen yakşiliklerinin mükafatı dünyanın özüde yine birilede ahirette yok. Şunun için en kımmet bahanarsa iman. Kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla dua'ukum. Aytip koyun Muhammed aleyhissalatu vesselam ümmetlerinizge. Eğer duayınlar bulmagende Rabbim sizlerini itibarga almasa da degen. Levla dua'ukum ay imanukum. İbn Abbas radıyallahu anhuma duanı iman degenler. Eğer imanımız bu mesela Allah bizi itibarga abiydi. Başka cebhelerini, başka cihatlarını soruşturup göreyim. Kaysi cebhede biz pişkademiz. Kaysi cebhede biz yani kökürekimizi kırıp falan işini kıla aldık değiliz. Yok. Dostlar, braderler, en katta bir bahan nimet iman. Bu iman barçamızga mübarek olsun. Allah subhanahu wa ta'ala bunu altın, altın legen bilen bizge birgendek buldu. Bunge erişkünce adamlar nimelerini başıdan utkazmagen, kaysı kanlı köçelerden utmagen, nime meşakkatlerini boynuna yükletilmagen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi bilen başladılar İslam'da. Bir kişi. Özleriye Allah ta'ala ikra bismi rabbikellezî halak ayetini nazil kıldı. Tez de üylerine gelip ayollarına aittiler. Ayolunun yakşısı er unge dardını ayta oladı gene. Er ayoliga dardını ayta olsa ayol yakşı ayol. Ayolidan uzaklaşsa, şunu bitini kurmasam dese, şunu gapını işitmesem dese bu ayol yakşı ayol olmaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın başlarına düşken vahiy salabeti o zatını titretken. O şey nur tağı var. Biz yol yola ki uzağdan kurduk. Hıra gârı var. O şeyden çüp gelirler. O hıra gârı şuna kadar ki Kabe-i Muazzama kurulup duradigen. Adamlarının o şey Kabe'ni tavaf kılışları. Adamlarının Mekke'de haramda ne işler kılıyetkenliğini kurup. Müşahede, mülahaza kılıp oturadigen yakka joy. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da Peygamber aleyhissalatu vesselam'ge ve vecedeke dallen fehede degen. Biz sizini adaşken halde taptık, hidayet kıldı dedi Allah ta'ala. Rabbiniz sizini adaşken halde taptı ve hidayet kıldı dedi. Peygamber adaşı mümkün mü? Yok. Biz oylegen adaşışlık mez bu cöyde. Peygamberlerge nispeten adaşışlık ne mi değil dediyse Peygamberimiz ümmetinin ahvalını kurup zalaletinin öte cirkkenç başarısını kurup bu adamlarını kanday kılıp zulümattan nurga ab çıksam bolerkin degen taşviştegi adamdılar. Hali vahiy kemestan aldı. Şu adamlarını oylardılar. Bu adamlarge ne mi kısam ekin doğru yolga başlasam? Ne mi kısam bularının derdini, bularının muammalarını yitsem degen dertleri barıdı. Ana şu dert o zatının doğru yolunu kıdırışlıklarına sebep bugün idi. Allah Teala şunu etti. O vecedeke dallen. Sizini biz adaşken halde taptık de. Fahede. Kiin hidayet kıldı Allah Teala. Hidayet ne mi bilen? Kur'an bilen buldu. Mene adamlarını hidayet kıladigen talimat. Şunu etin adamlarına. Şunu yaşap kursatın. Atrafınızı bunu yetkazın. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hadice anamızı ettiler. Hadice anamız onu kabul kıldılar. Her aldığınız sohbetler diyeyim etti ki. İslam'da ayol kahraman hesaplanadı. İslam'ın yani ikiden biri ayol hesaplanadı. Peygamber iman keltirgen dünyada başka adam yok. İkincisi Hadice anamız. Bundan artık şeref ayolga verilmeydi. Yeryüzüde iman keltirgen ta kıyamet geçe yaşagen berçe insanın acrı kemeytirilmezden Hadice anamızga barıp duradı.
Qiyomat kunida jannatda Hadicha onamizdan ustun maqomda odam bo'lishi mumkin emas. Nimaga? Chunki birinchi iymon keltirgan odam. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha va ajru man amila biha. Kim birinchi yaxshilikni odat qilsa, unga keyingilar amal qilsa, o'sha keyingilarning ajri birinchiga beriladi. Hadicha onamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Makkaga sig'dirishmadi. Makkadan chiqib ketishlikka majbur bo'ldilar. Bu hikoyalarni, hodisalarni har doim takror eshitamiz-da, yana eshitishga muhtojmiz. Chunki tarixda sirat bor. Fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Mu'minlarga eslating, chunki mu'minlar bundan manfaatlanadi. Tarixda sirat bor. Qur'oni Karim Qur'oni Karimning mavzulari ichida alohida mavzu tarix. Nimaga tarixni zikr qilgan Alloh subhanahu va taolo? Chunki tarixda ibrat bor. Agar ibrat nazari bilan qaray olsangiz, ibrat nazari bo'lmagan odamga qiyin. Alloh taolo barchamizga ibrat nazari bersin. Amin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga ko'chib ketdilar. Madinada bir qancha muddat yurganlaridan keyin Madinada Badr jihodi bo'ldi, Badrda g'alaba bo'ldi, Uhud bo'ldi. Uhudda ham g'alaba edi. Uhudga bordik, sizlar ham bordinglar inshaalloh. Uhudda ham boshida g'alaba edi. Keyin ichkaridan ba'zi odamlarning aytilingan vazifani qilmaganligi sababli, ichkaridagi ixtilof sababli g'alaba mag'lubiyatga aylanib ketdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ya'ni bu janglardan keyin ham faoliyatlari davom etayotganini ko'rgan dushman uyqusi qochdi. Uyda o'tira olmay qoldi. Bani Qurayzaning kattalaridan bo'lgan Huyay ibn Ahtob degan odam bor. O'zi bu Bani Nazirni kattalaridan Bani Qurayzaga aka-uka bo'ladi. Bular Bani Qurayza bilan Bani Nazir aka-ukalarining avlodlari. Bularning ajdodi kimga borib taqaladi? Harun alayhissalomga borib taqaladi. Harun alayhissalomning avlodlaridan tarqab, bular Rimda yashagan, Vizantiyaning qaysidir diyorlarida yashagan eski tarixni aytayapman. Keyin hukumatlar bularni urib, quvib, haydab, bularning fitnalaridan jondan to'yib bularni vatanlaridan badarg'a qilganda, bular qochib, kelib Madinaga joylashgan bo'ladi. Va ularning olimlari aytadi o'zlari. Bizning kitoblarimizda deydi Tavrotda mana shu xurmozor keng yaydoq joyga oxirgi payg'ambar keladi, hijrat qilib keladi degan gap bor. Shuning uchun o'sha Vizantiyadan qochib kelib Madinada joylashaylik deyishgan bo'ladi. Bani Nadir, Bani Qurayza, Bani Qaynuqa. Uchta yahudiylarning Bani Isroilning qabilalari bor edi. Bular Madinaga joylashgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga ko'chib borgan paytlarida Madinaga kirib boravurishlikda katta xurmozorni oldida to'xtab qolganlar. Jim, ya'ni sukunatga tushib qolganlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ya Allohning rasuli, to'xtab qoldingiz, jim bo'lib qoldingiz, nimaga?" degan. Deganda payg'ambar alayhi salom, "Tushimda ko'rgan edim. Tushimda menga hijrat qiladigan diyorim ko'rsatilgan edi. Mana shu joy xurmozor keng joy ekanligini ko'rgan edim. Hozir o'shani ko'rganday bo'layapman" deganlar. Hammamizda bo'ladi-yu. Yashagandek bo'laverasiz. Fransuzchasiga nima deydi uni? Déjà vu deydi. Bo'gandek bo'laveradi. Demak, qachondir tushda ko'rganmizda buni, o'sha keyin esimizga tushadi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning tushlari vahiy. Rasulullohga u ko'rsatilgan. O'sha joyga bordilar. Bordilar, Madina ahli juda ham go'zal kutib oldi, chunki ancha tayyorgarlik bor edi. Shunda Huyay ibn Ahtob payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga keldi. Nimaga? Kitoblarida bor edi. Shunaqa odam keladi, oxirgi payg'ambarlikning da'vosidagi, ya'ni oxirgi payg'ambar shotga hijratga keladi degan edi. Butun boshli qabila ajdodlari bilan shu joyga ko'chib kelgan edi. Butun boshli maqsadlari oxirgi payg'ambarga iymon keltirib, butun boshli dinni tarqatish vazifasini olgan odamlar edi. Men sizga iymonning qadrini, naqadar buyukligini eslatish uchun buni aytib beryapman. Huyay ibn Ahtob
Tavratını yaxşı bilgən ulamalarını yığıb, kelib Rasulullah'ın aldılarına savallar berə başladı. Bir neçə savallar bergən. Bu savalını Peygamberden başqa hiç kim bilməydi. Mümkünməz. Şulardan bittəsi, cennətə kirgəndə birinci yiyilədigən taam nəmə? Qattan biləmiz biz, Peygamber bu məzək. Tokuşumuz gereğim nəmə nədir? Allah Subhanahu wa ta'ala bu İslam'ı Adem aleyhisselam'dan ta Muhammed aleyhisselatu vesselam geçe bitti bulağda akızdı. Şunu için İslam özüden aldıngisini her daim tasdikledi. Özüden keyingideki keledigen hoş haberini, haberini verdi. Hükümetler ona kamaz. Siyasi hükümetler her daim özüden aldıngini karalaydı. Özüden keyingini kamaydı. Peygamberlerinin yolu özüden aldığını tasdiklaydı. Musaddiqan lima beyne yedey özüden aldığını, özüde aldık durgallarını tasdiklaydı. Özüden keyingini haberini verdi. İncil ne dedi gene? Özbekçe'ye hoş haber dedi gene. İncil'in bütün başlığı namı Resulullah hakkıdır. Adamlarını Allah subhanahu ve ta'ala kalbini korkup koysa, namdan ham hatta ki vazgeç vararken. İncil hoş haber degen, ne demek hoş haberi? İsa'dan keyin kele degen ahirgi peygamberinin hoş haberi. İncil Resulullah için kegen. Resulullah'ın beşareti için kegen. Cennetke kirgende birinci taam ne edip soruştu. Peygamber aleyhissalatu vesselam zaten bilmezdiler. Rivayetlerde Cebrail turdu Resulullah'ını aldılar da. Yahudiler neme sorasa? 9 kişi kelgan deydi ulamalar. Resulullah'dan neme sorasa? Ayeti verip durdu. Peygamber aleyhissalatu vesselam cevap verdiler. Birinci taam neme? Kim biledi? Hamme bilerken maşallah. Kitni cigarını yiyemiz inşallah. Birinci. Bir kişi cevap bergende kitap bir varar dedi. Yetmeydi bu. Başka savallarını hem verdi. Başka savallarına hem Peygamber aleyhisselam cevap verdiler. Huyay ibn Ahtab üyüge kaytip gitti. Huyay ibn Ahtab'ın kızı var. Kim tanıydı? Tanı gelirse kolunu kötersin. Hiç kim tanımaydı mı? Resulullah'ın ayolları bugün. Kim? Yok, Zeynep Kureyşi. Kim? Maşallah, Safiye annemiz. Şu küçük kitap veremiz indi. Safiye binti Huyay ibn Ahtab. O radiyallahu anha. Peygamber aleyhisselam'ın ayolları, en suyukli ayolları. Kitap düzeltiyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne? Yani turmuşke çıkkallarından keyin Ayşe annemiz raş kıladık ayol. Çünkü öte güzel bu geller. Ayşe anamız kurganı var gerekenler. Çünkü bütün Medine'de gel bugün de en güzel hatun bugünler. Tarifke sığmaydıgan ayol bugünler. Allah subhanahu wa ta'ala şu zatını Peygamber aleyhisselam'ın zavcaları buluş vakti bilen müşerref gigen. Şimdi ayol Ayşe anamız en suyuklileri. Tohta ben bu hatunu korup geleyim. Kim egen bu kündaş değil var gelirler üylerine. İşte nikaplarını takıp var gelirler. Barıp kırıp çıksalar Peygamber aleyhisselatu vesselam acayip insan bugünler de. İşin internette turgan ekenler. Ayşe kala, ha Ayşe kalaya kendirttiler. Ayşe anamızın raşkını kalayın. Ha bir de Yahudi'nin kızı da diken ekenler. Maşallah. Kim sadda bu geller. Ayşe anamız cüdü utkur bu geller. İlimli turdan biri Ayşe anamızdan keledi bizge. Resulullah'ın en suyukli ayarları. Daim o kişi bir gapni gapirsalar, Zeynep anamız bir gapni gapirsalar, Safiye anamız gapiramay qolarkanlar, cevap bera olmaz ekanlar. Zeynep anamız aytarkanlar ki, men sizlarni ichinglarda eng afzaliylar men. Nimaga? Meni Alloh osmonda nikohladi. Sizlarni yerda bo'ldi nikohinglar. Çünkü Kur'an'da Alloh subhanahu va taolo zavvajnakaha degan. Zeynep anamızni. Sizni biz o'zimiz nikohlaymiz degan. Zeynep anamızga. Ayşe anamız aytarkanlar ki, ben sizlerini içilerde afzalemen nimege, hammeyler turmuşke çıkıp ki Resulullah'ı turmuşke çıkkan sizler. Ben kız bulup tikken ben de gelmem. Safiye anamız cihin bu kadar gelmem. Peygamber aleyhisselam gekeli, bunlar şuna kadar deyi uğradı, beni Yahudi'nin kızı deydi, menge gepirişke gepimi yok deseler Resulullah'ı uğur getirkenler. Sen aitmiysen mi? Beni erim peygamber.
Meni ajdodimda Musa payg'ambar. Meni ajdodimning ya'ni Musoning akasi, ukasi Harun payg'ambar. Shuncha payg'ambarlar jamlaganligini demaysanmi derkanlar. Ayollarni urushtirar ekanlar deni qo'shtirno ichida. Xotini ko'p odam bo'lsa, ayollarni bir-biriga qilib qo'ysa, tinch yashaydi. O'zlari bilan avora bo'ladi. Endi bu bir latoif narsa, Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamning oilaga bo'lgan eng go'zal munosabatlarini o'rgatyapti. Rasululloh shunaqa bo'lganlar. Boshqa bir rivoyati bor. Ummu Salama onamiz, yoshlari ulug' bo'lgan, Oysha onamiz bilan birga bo'lgan o'zi. Ya'ni ayollar o'rtasida partiya bo'lganda. Uylariga kelsalar Payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan o'tiribdilar Ummu Salama onamiz, Oysha onamiz yugurib borib ovqat qilib kelganlar. Ovqat qilib kelib o'rtalariga qo'ysalar, Ummu Salama onamiz ishta ham yo'q, yegim yo'q debdilar. Desalar, "Ye, men qilgan ovqat yemaysizmi? Yeysiz" debdilar. "Yo'q, Oysha, yemayman, qornim to'q" desa, "Yo'q, yemasangiz hozir mana shu ovqatni yuzingizga ishqalab qo'yaman" degan ekanlar. Oysha onamiz. "Yo'q, yemayman" deganda haqiqatda olib yuzlariga ishqalagan ekanlar. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam Ummu Salamaga salam ishqala deb yo'llarni ochib bergan ekanlar. Oila hayoti payg'ambar alayhi salatu vasallamning naqadar samimiy ekanlarini, muhabbatli ekanlarini ko'rsatadi. Ana shu Huyay ibn Ahtob payg'ambar alayhi salatu vasallamning payg'ambar ekanliklarini aniq bilgandan keyin qabilasiga borgan. Eshikdan kirib kelganda buni Sofiya onamiz o'zlari aytadilar. Hali u paytda yosh qiz. Dadam keldi deydi. Kelganda yuzida o'ta mahzunlik, o'ta xapalik deydi. Kirib kelganda har doim meni quchoqlab ko'tarardi. Eng yaxshi ko'rgan qizchasi men edim. Meni ham chekkaga surib qo'ydida kirib ketdi deydi. Kirib ketgan paytida o'sha atroflaridagi Bani Qurayzani, Bani Nazirni kattalari so'ragan. Ahu degan. Bu o'shami degan. E'tibor bering. Bu o'shami degan gapni tagidagi fasohatga qarang. Qur'oni Karim mana shu fasohatni eng baland cho'qqisi bilan xabar bergan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ota-onalarini tanigandek uni tanishardi. Ya'rifunahu. Hu degani birodarlar, g'oyib sig'a deyiladi, g'oyib. Uni tanishardi. U kim? U haqida mavzu shu darajada mashhur ediki, uni g'oyib sig'ada aitsa ham tanishirdi. Masalan, ikkalamiz tanishmiz. Bitta odam haqida gaplashyapmiz, bu yerda hech kim bilmaydi. Men sizga qarab, u nima qildi desam, siz tushunasiz buni. Boshqa odam tushunmaydi uni. Alloh taolo shu uslubni qo'lladi. Ya'rifunahu, uni tanishardi. Kama ya'rifuna abna'ahum, o'z farzandlarini taniganlaridek. Yahudiylardan so'rashgan, Abdulloh ibn Sallomdan so'rashgan radhiyallohu anhu. Haqiqatda sizlar Rasulullohni farzandinglardan ham yaxshi tanimmidinglar deganda, ha deyishgan. Men ayolimni bilmayman. Menga xiyonat qilganmi, yo'qmi, uni bilmayman, lekin Rasulullohni aniq Rasululloh ekanini bilardik degan. Ahuva hu degan. Bu o'sha ekanmi deyishgan deganda, huva degan. O'sha odam. Biz kutgan odam. Biz Vizantiyadan qochib shuni oldiga kelgan edik. Biz shunga yordam bermoqchi edik. Biz endi shuni oxirgi payg'ambar deb tan olib shunga iymon keltirishimiz kerak edi. Bugun butun boshli missiya shuning ustiga qurilgan edi. Yordam beramizmi? Iymon keltiramizmi? Dedi. Deganda Huyay aytdiki, "Yo'q" dedi. Butun boshli harakat bilan qarshi turamiz dedi. Va umrini oxirigacha qatl qilingunga qadar Rasulullohga qarshi fitnaning orasida bo'ldi. Iymon bu birodarlar. Sizga yetib kelgan iymonning qadriga yeting. Bu berilmaydi. Alloh yaxshi ko'rmasa bermaydi buni. Tavrotda aniq ko'rib turib, savol berib, aniq shu odam deb, bu oxirgi payg'ambar deb turib iymon keltira olmayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni, ya'ni butun boshli ajdodlar missiyasi bilan qidirib kelgan odamlar iymon keltira olmayapti. Umrining oxirigacha Rasulullohga qarshi turdi.
O'sha Ahzob urushi bor. Biz Xandaqqa bordinglarmi yo bilmadik. Madinada Xandaq bor. 3 kilometrga yaqin joyni akop qilib qazilgan, akopdan kattaroq qilib. O'sha Xandaq g'azotida Qurayshdan 4000 askar, otliq, chavandozlar, qoidlari yu sayidlari hammasi. G'atafondan 8000 odam. 14000 odam Madinaga bostirib kelgan. Shuni tashkillagan odam Huyay ibn Ahtob. Madinada yashayapti, Rasululloh bilan birga shartnomasi bor. Yaxshi hayot kechiryapti. Shu borib uxlamasdan shu payg'ambarni, ya'ni o'ldirishimiz kerak degan harakat bilan borib Quraysh bilan G'atafonni olib kelgan. Qanaqa miya ekin, qanaqa badbaxtlik ekin bu? Alloh asrasin. Jahannam bekorga o'tga tushish qiyin birodarlar. O'zi jahannamga tushish qiyin. O'ta badbaxt bo'lish kerak. O'ta beyuz bo'lish kerak. Payg'ambarga kuchi yetmasdan turib odamlarni gijgijlab ana keldi, endi o'ldiramiz, ana yo'q qilamiz deyish kerak. Bani Qurayzaning amiri bor edi. Ka'b ibn Aswad degan. Shuni oldiga kelgan. Makkaga borib ikkita qabilani Rasulullohga qarshi gijgijlab kelgandan keyin ishini taqillatgan Bani Qurayzani. Ka'b ibn Aswad aytganki, "Sen shumqadam, Huyay ibn Ahtobga aytibdi. Sen shumqadam nima baloni qo'zg'ab kelding? Kirgizmayman qasr qal'aga degan. Och deb uni majburlab oxiri ochirib kirgizgan. Kirgandan keyin aytganki, "Men senga degan, senga shunday katta dengizdek qo'shinni yetalab kelyapman u, sen taklifimni yo'q deysanmi?" deganda Ka'b aytganki, "Hey" degan. "Biz bu Muhammad bilan shartnoma tuzdik. Bog'larimiz o'zimizda, yerlarimiz o'zimizda, hayotimiz go'zal, shartnomamizga ko'ra chiroyli yashab turibmiz. Nimaga xiyonat qilamiz?" deganda, "Axir 14000 askar bilan kelyapman. Ularni miyasini aynitib kerak olib kelyapman. Bular bo'lsa 3000-3500. O'sha paytda Madinada 3000-3500 odam bo'lgan. Butun boshli yer yuzida shular bo'lgan musulmon, boshqa yo'q. Bittada qirib yuboramiz, bittada bularni yo'q qilib yuboramiz deb o'ylagan. Sen nimaga ko'nmayapsan?" deb Bani Qurayzani ham xiyonat qilinishligiga Huyay ibn Ahtob sababchi bo'lgan. Siz iymoningizga, ishonchingizga dog' tushurmaslik uchun, sof iymonda davom etishingiz uchun ulamolarni etagidan ushlashga majburmiz. Chunki adashtiruvchilar bo'ladi har doim. Dunyo imtihon, saodat davri endi yo'q. Qiyomatgacha shayton muhlat so'ragan. Fa anzirni ila yawmi yub'atun degan. Qiyomatgacha menga muhlat ber degan. Shaytonning duosi ijobat bo'lgan, chunki duo qilganni Alloh ijobat qiladi. Shaytonning duosini Alloh ijobat qilgan. Va innaka minal munzarin. Sen muhlat berilganlardansan. Bo'ldi. Demak bor. Minal jinnati wan nas, insonlardan va jinlardan bo'lgan vasvasichilar bor. Bo'ladi. Mumkin emas, ularsiz hayot bo'lishi mumkin emas. Bo'ladi. Iymoningizga dog' tushurmaslik uchun sizni bizga mayoq, yo'l ko'rsatuvchi ulamolar zarur, vojib. Menga hech narsa qilmaydi demang. Tavrotni ko'tarib olgan Tavrotdagi har bir harfni yaxshi bilgan odamlar Rasulullohga qarshi isyon qildi. O'shaning uchun Alloh subhanahu va taolo ularni nima dedi? Ya'ni masalul ladina humilit tavrota kamathalil ladzi yahmilu asfara, kamathalil himar yahmilu asfara dedi. Tavrotni ko'tarib olganlar kitob yuklatilgan eshaklardek dedi. Hozir bu jumlani birodarlar ulamolarga nisbatan ishlatishga harakat qilishyapti. Asli jumlaning tagi ulamoga ergashmagan yahudiylar haqida edi. Chunki yahudiylarning ulamolari iymon keltirdi. Abdulloh ibn Salom, yahudiylar bilgan narsaning tugalini, mukammalini Rasululloh olib kelgan edi. Rasululloh ergashmadi ular. Ular Tavrotni biladi, lekin Tavrotni bilgani bilan kitob ko'targan eshakdan farqi yo'g'idi ularni. Chunki ilmga qarshi yurgan edi ular.
bilgen narsasiga qarshi yurgan edi. Allah asrasın. Allah subhanahu wa ta'ala sizi bizlerge, şu diyarlarge mukaddes kademcalarge kademlerimizin yetkazdı mübarek bulsun. Bunu kadrige yetib bu joylarda 100,000 rakat ibadetke teng bugen bir rakat namazlarımızın kadrige yetişimizi Allah nasip kılsın. Bu joylarda kılıngan dualarımızın tarihi cereyallarını islep imanımızın kadrige yetişliğimizin Allah uzun nasip kılsın. Uşa gatafanem tarihte Resulullah'a karşı çıkışlığı bilen kap gitti Resulullah'ın yengi bugeni yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın oğulları İbrahim dünyadan ötkende innehu raculun abtar deyişti. Buna arkası kesildi deyişti. Çünkü oylaştı ki atanın vazifesini fakat farzdan devam ettirdi de bu oylaştı. Oşan için farzandı kamedi, buna arkası kesildi deyişti. Allah subhanahu ve ta'ala Resulullah'a şunca imallı kadem yani davamçilerde çıkardı. Kıyamet geçe Resulullah'a canını fida kıladigenler çıkavuradı. Bu Allah'ın muhabbetine sezavar insanlarına nasip kıladı. İnneke la tehdimen ahbette. Siz yakış görgen İngiliz'ni hidayet kılalmıyorsunuz. Velakin Allah'a yehdimen yeşe. Velakin Allah hohlegenini hidayet kıladı. Mana şu joyda Alloh xohlaganini hidoyat qiladi degan oyatning tepasidagi muhabbat Allohning muhabbatiga sazovor odam iymonga keladi degan. Nimangiz borki Alloh sizni yaxshi ko'rgani uchun iymonga keltirdi. Musulmon oilada tug'iltirib qo'ydi. Iymonning qadrini bildirib qo'ydi. Muborak bo'lsin. Buni bu bebaho ne'matni asrab avaylab o'tib olishlik nasib qilsin hammamizga. Tawaffani musliman ve alhiqni bis salihin deganlar Rasulullohga Alloh taolo buni Qur'onda nozil qildi. Yusuf alayhissalomning duosi. Meni musulmon holda vafot topdirgin. Tawaffani musliman, musulmon holda vafot topdirgin. Ve alhiqni bis salihin, solihlarga qo'shgin. Solihlar bilan birga bo'ling. Fosiqlar, g'ibatchilar, tuhmat bo'xtonchilar bilan soyangiz ham soyasiga tushmasin. So'ralishingiz mumkin. Nimaga u bilan soyama soya yuribsan deyishi mumkin qiyomatda. Solihlar bilan birga bo'lishni Alloh subhanahu va taolo barchamizga nasib qilsin. Gapimiz ko'pu. Tarixda iymon qadri mavzusida menimcha shu bilan to'xtatamiz. Inshaalloh robbil alamin. Savollarimiz bormi? Endi qog'oz beribdim, savol to'xtab qoldim. Bismillah. Savollar yo'qligi ham yaxshi. Inshaalloh. Vaqtimizni tejaymiz. Barchalarga tashakkur. Tashkiliy ishlarimizda gaplar bo'lsa, gapirishadi inshaalloh. Ziyoratlarni boriladigan joylarni borib kelinadi. Bordinglarmi bugun? Bordik-a jamoatlarga. Sizlar borib keldinglar. Yana boradiganlar bor. Inshaalloh. Yangi kelgan birodarlar, sovuq narsa ichmay turinglar. Bu yerda juda ya'ni muhit o'zgarganligi uchun kasal tez bo'lyapti. Ba'zilar yotib qolyapti. Badan sog'lig'i ham muhim, chunki ibodatga yarash uchun badan sog'lom bo'lish kerak. O'zingizlarni asranglar. O'zi risolat turizmining xizmati ma'qulmi? Yaxshimi? Mashalloh. Ovqatlar ham yoqyapti, shukr xudo xolisi. Namangan oshpazlarimiz qo'llari dard ko'rmasin, juda go'zal. Bo'lyapti. Nima savolingiz bormi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Men bir tarqalayotgan ijtimoiy tarqalot tarmoqlarda tarqalayotgan videoga munosabat. Men video ko'rmadim. Nima ekan u? Umra haqida ekan. Umra haqida. Mavzusini aytavering, nima u o'zi? Ислама превратили в коррупционный бизнес. Давайте говорить честно. Это бизнес, в котором торгует Аллах. А главный бизнесмен это Умар. И он очень похож на современных бизнесменов. Йо, буны нема демахсыз? Шубхайс бармы, йо. Йо, буны хагапла купу. Yo, buni siz kalt kechroq ko'ribsiz. Yer yuzida
eng ko'p haqorat qilinadigan zot Muhammad alayhissalom. Nimaga? Chunki iflos odam ko'p. Rasulullohni haqorat qilib karikaturalar qilishadi. Rasulullohni haqorat qilib hamma ishlarni qilishyapti. Tuhmat to'xtagani yo'q, to'xtamaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala yahzunka qawluhum" degan. Bu oddiy gap emas. Alloh Rasulullohga ularning gaplari sizni xafa qilmasin degan. Demak, nima bo'lgan? Rasululloh xafa bo'lganlar. Qalblari ezilgan. Men bularga yaxshilik xohlayapman. Nimaga tushunmaydi bular? Nimaga haqorat qiladi? Nimaga meni jinni deydi deyishgan deganlar. Rasulullohni majnun deyishgan. Yolg'onchi kazzob deyishgan. Bu deyishgan o'zi quloq deyishgan. Innahu uzun deyishgan. Bu quloq deyishgan. Chunki eshitgan gapini gapirib yuradigan odam deyishgan. Qur'onda turibdi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam to'g'rilarida istihzo qilingan oyatlar 100 dan ortiq. Xabar bu. Bunga munosabat nima bildiramiz? Biz shunday iymon keltirganmizki, Rasulullohga butun dunyo qarshi chiqsa, o'zim yakka qop ketsam ham Rasulullohni tashlab ketmayman men. Bu meni qutqaradi, Rasululloh emas, Rasululloh qutulgan odam. Meni qutqarishi uchun men Rasulullohni oldi turaman, bo'ldi. Umarni butun dunyo oyoqqa turib olib yomonlamaydimi? Men Umar tomonda turaveraman. Turaveraman, menga Umar radhiyallohu anhu yetadi menga. Abu Bakr mening kumirim bo'ldi. Boshqa odam bu Messiga sig'inib yurganlar, Ronaldoda bir-biri bilan urushib yurganlar, sharmandayi sharmisor odamlar. Iymonning ta'mini totmagan odamlar. Bechora odamlar, rahmim kelishga ham rahmim keladi o'zimga. Biz bu bunaqa gaplar ko'p. Hammasiga qanday munosabat bildiramiz? Biz munosabatimizni aytib qo'yganmiz. Nima deganmiz? Raditu billahi robban. Biz rozimiz, Allohni rob ekanligiga rozimiz bo'ldi. Va bil islami dinan. Biz din sifatida islomga rozimiz. Va bi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam nabiyyan va rasula. Rasulullohni Muhammad alayhissalomni nabiy, rasul, o'rnak shaxsiyat deb rozimiz biz. Butun dunyo yomonlasa, iye, Rasululloh haqida bunaqa gap bor ekan-ku. Bekorga masikinli demaymiz. Sahobalar boshimiz ustiga, tobiinlar boshimiz ustiga, ulamolarimiz boshimiz ustiga, xatolari, kamchiliklari o'ziniki. Biz ulamolarimizni boshimiz ustiga qo'yamiz. Qoqilib qolsa kutib o'tirmaymiz, qoqildimikin deb. Ah, qoqildi-ya, demaymiz. To'xtachi, demaymiz. Shak bu, iymonga shak bu. Habbab ibn Arat radhiyallohu anhu, ya Allohning rasuli, qiynalib ketdik. Og'ir bo'lib ketdi bizga. Bu dushmanlarga qarshi duoibat qiling degan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning muborak yuzlari qizargan. Jahllari chiqqan. Habbab deganlar. Islomda shakdamisan deganlar. Iymondan shakdamisan deganlar. Iymon keltirdingmi? Ya bu yog'i endi hamma yo gullik guliston bo'lmaydi. Hozir bir marta tavof qilingchi. Osonmi? Bo'lmaydi, gullik guliston bo'lmaydi. Umriga kelayotgan odam bu dam olishga kelayotgani yo'q, shuni yaxshi bilib kelyapti odamlar. U dam olgani kelganlar shikoyat qilyapti. Rahmat sizga. Shu gap kerak edi. Qani meni ovqatim? Qani meni anaqam? Yo'q, birodarlar, to'g'ri, qo'ldan kelgancha yaxshilikka, hojiga, mu'tamarga, umra qiluvchiga xizmat qilsa ajr bo'ladi-da, lekin islomga kirdingmi, hammasi zo'r bo'ladi degan kafolat yo'q, imtihon bo'ladi. Albatta imtihon bo'ladi. Shunaqangi shubhalar bo'ladi. Shubhalar qiziqligi, mana hozirgi ijtimoiy tarmoq haqida gapirib qoldingiz-da, ijtimoiy tarmoqlarda musulmonman deb yurgan odamlar ateistlarni musulmonlarga hujumidan xursand. Shunaqa toifalar bor. Faloncha ateist faloncha musulmonni so'kdi, u zo'r qildi deyapti. Bu iymon iymon emas, birodarlar. Iymon iymonning asl ma'nosi nima? Tasdiq. Tasdiq, qalbingizda tasdiqlashingiz kerak bo'ldi. Zakotni arabcha nomi nima? Sadaqot. Nima degani sadaqot? Tasdiqdan olingan. Iymoningizni tasdiqlaganingiz uchun zakot berasiz. Men musulmonman, mu'minman degan uchun zakot berasiz. Har bir amalimizda tasdiq bo'lish kerak.
tasdik, şubhaga solishadi, musallamatul kazzoblar chiqadi, ansiylar chiqadi, muxtori saqafiylar chiqadi, hajjoji zolimlar chiqadi, 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 chiqadi. Ikkilanib qolmang. Keyin payg'ambar alayhi sallatu vasallam aytganlar. Yer yuzida inson zoti borki, har birining qalbiga bir imtihon ro'baro qilinadi. Qabul qilsa qalb qorayadi, uni inkor qilsa qalb jilolanib boraveradi. Sizga hammi ya Rasululloh, menga ham. Imtihon bo'ladi do'stlar. Shuning uchun boshida nima dedik? Ulamolarning suhbati o'ta muhim, vojib. İmoningizni saqlab turadi. Mana shunga o'xshagan suhbatlar, men o'zimni ulamo demayman, hosho, men talabamanda ulamolarning ustozlarining ruxsati bilan gapiryapman. Tarixni o'qib o'rganganingizdan keyin, shunga o'xshagan suhbatlardan keyin chiqib o'zingizga qarab yotingda. Boshqacha bo'lib qolasiz. Qalbingiz gullayotganligini, qalbingiz jilolanayotganini sezasiz. Nimaga? Alloh taolo ilm va hikmat nuri bilan o'lgan qalblarni tiriltiradi. O'lgan yerni yomg'ir bilan tiriltirgandik. Alaykum bi mujal alaykum bi mujalasatil ulama va istima'i kalamil hukama. Hakimlarning, ulamolarning majlislaridan, hikmatlaridan foydalaning. Uni eshitib turing. Ha deb qo'shiq ishlatavermang. Ha deb dunyo matolariga muhabbat qo'yavermang. Qalbda ilm va hikmat uchun har doim nasiba tursin. Och bo'lib tursin. Inshaalloh shunda shubhalarga o'rin qolmaydi. Qiyomatga yaqin eng katta fitna bilasizlarmi nima? Dajjal fitnasi. Payg'ambarlarning har bittasi o'zidan keyin keladigan payg'ambarni bashorat berar ekan, ummatini chiqib qolishi mumkin bo'lgan dajjaldan ogohlantirgan. Hammasi. Payg'ambar alayhi assalom aytganlar, İnsoniyat boshiga kelishi mumkin bo'lgan eng katta fitna dajjal deganlar. Agar men tirik bo'lsam o'zim hal qilaman. Men tirik bo'lmasam, men o'tib ketsam, sizlardan dajjalning fitnasidan xavotirdaman deganlar. Dajjal qanaqa odam? Bu birodarimiz ko'rsatayotgan odamlar dajjalni oldida sichqonning inidagi kaltakesakka o'xshaydi. Dajjal birodarlar, dajjal bir odamni o'ldirib tiriltiradi ko'zingizni oldida. Va men xudoman, menga iymon keltir deydi. Gapini isboti uchun dalillar keltiradi. Osmondagi bulutga biyaqa kel desa, bulut yugurib keladi oldiga. Yomg'ir yog' desa, yog'adi. Daraxtga ko'kar desa, ko'karadi. Meva sol desa, meva soladi. Men payg'ambarman deydi. Men Allohman, menga iymon keltir deydi. Bir qo'lida jannatni ko'rsatadi. Mana jannatim deydi. İkinci kolu da cehennemini korsatadı. Bana cehennemim deydi. Şunda Resulullah aittiler ki Daccal cehennemim de genci oge kir cennet uşa dediler. Daccal cennetim de korsat genci oge kirme cehennem u dediler cehennem. Hazır kezzaplarge irgeşin. Köp narsa vada kılışadı sizge. İmanda türün köp narsalardan mahrum kılışadı sizi. Daccal fitnesinde hem hakiki mumin Daccal'ya közüge karab aytadı. Sen kafırsan deydi. Otasını anasını ölüp gitken otasını anasını apkeledi. Tırıl tırıl. Ciller bilen oynaydı. Bana otayın, bana anayın deydi. Otasının anasındaki şekildeki cisim farzandiga aytadı ki bunge iman keltir, bana şu huda deydi. Tasavvur kılı yapsın mı? Hodir folbullarga borayotganlar u paytda anjon polka bilan bu ketadi unga ergashib. U to'xtab tura olmaydi. Hodir folbinga borayotganlar, hodir qalbim toza deyotganlar ketdi o'sha kuni. Biz birodarlar, qalbimizda shubhani qoldirmasligimiz kerak. Iymon shubhani ko'tarmaydi. Inna zanna la yughni minal haqqi shay'a. Haqiqatdan biror narsani ifoda qilmaydi gumon. Gumon yomon narsa. Iymon masalasida u. Mikin haqiqatdan ham shunaqa mikin emas. Biz ilmiy bahslarda nima uchun doim islomning g'olibligini ko'ramiz? Chunki iymoni mustahkam odam islomning ilohiy ta'limotligini biladi. Ilohiy ta'limot mag'lub bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Mana shu g'oya bilan ozgina ilm o'qib, ozgina kitoblarni surishtiring, har qanday shubhaga tayaqqun hosil qiladigan, ishonch hosil qiladigan dalil turibdi.
O'qish kerak faqat. Shubhalanib qolmang. Munosabat biz ularga bermaymiz. Avvalam aytganmiz. O'chayotgan shamni puflanmaydi. Tushunarlimi? Xo'p. Va alaykum assalom rahmatulloh. Rahmat. Ha, Makka ahlilari uchun rahmat. Eng yaqin miqot Oysha onamizning masjidlari deyishadi. O'sha masjidga borib, niyat qilib, ihrom bog'lab kelib umra qilinaveradi. Alloh qabul qilsin. Inshaalloh aytaman, yangi sotuvga 400 savob. Aytaman, sotuv olib. Inshaalloh. Va xolasa. Yana nima savol? Alaykum assalom rahmatulloh. Biz tavof qilayotganda xotinlar bilan juda yaxshi tavof qilamiz. Ka'baga yaqinlashgan sari bizni o'zbek ayollari ko'rmayapti. Lekin Indoneziya, Malayziya o'zini toshga uradi. Qanchalar bu bizga ruxsat, joiz, qanchalar savob qancha qayerda Ma'qul, juda go'zal savol berdingiz. Mavzuga aloqador dorzab masala. O'zbeklarimiz yo'q, ayollarimiz yo'q deyapsiz, lekin shikoyat eshitdik bir ikki marta. Ayollarimizdan ham polislar haqorat qilmaydi-yu, baqir-chaqir qilib chiqarib yuborganligini aytib bizga video tashlashibdi. Zo'rg'a gaplashib o'zimizni anaqalarimizni asradik deydi. Do'stlar, birodarlar, Ka'bai Muazzama oddiy tosh. Hajarul Asvatni oddiy tosh ekanligini Hazrati Umar aytganlar. Manmas. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytganlar. Hajarul Asvatni istilom qilish Rasulullohning sunnati bo'lganligi uchungina sunnat. U vojib emas, qilmasa bo'lmaydi emas. Albatta bemalol bo'lsa yaxshi, fazilati ustun bo'ladi. Ajri baland bo'ladi. Lekin ayollar erkaklarga ya'ni aralashib o'tdi ozor berib, ozorlanib qilishligi joiz emas. Chunki uzoqdan turib qo'l bilan istilom qilish o'zi kifoya. Qo'lingizni ko'tarib qo'yasiz, bo'ldi shu o'zi shu o'zi. Yonida bo'lmaganda payg'ambar alayhisalom hassalarni uzatib qo'yganlar, bo'ldi. Odamlarga ozor berish, erkak ayol aralashib ketishligi harom. Joiz emas. Joiz bo'lmagan ishni sunnat amal bilan aralashtirib tashlamaslik kerak. Bizda juda ko'p odamlar amallarning etaplarini to'g'ri ajratib olmaganligi uchun savob ish turganda savobi yo'q ishni qilib orqasidan yuradida. Alloh subhanahu va taolo rizqqa kafil bo'lgan. Rizqni men beraman degan, halol kasb qilsang, halol tursang, halol yo'lda yursang rizqni men beraman degan. Shu rizqni bahona qilib namoz o'qimaydi odamlar. Lekin namozni talab qilgan Rizqga man kafilman degan. Namozni o'qimaydi, rizq kelmasmikin, yo'qolib qolarmikin deb qo'yib yuradi. Ya'ni shariat bizga yengillikni aytgan. Hozir endi butta yo'qdir, kecha ma oldingi kuni menga shunaqa video jo'natishibdi. Ka'baga borgan ayollarimiz hozir bemalol kiryapsizlar. Unaqa aralashmanglar. Sizlar haqiqatlarda tashakkur gaplar ham ko'p. Ayniqsa o'zbek ayollariga kecha men oldingi kuni Turkiyaning Manisa degan shahridan bir odam aytayapti. O'zbek ayollarini ko'rib, ayol kishi qanaqa bo'lishini biz tasavvur qilyapmiz, deyapti. Ya'ni shunaqa kelin borib tushgan ekan bizni Toshkentdanmi, Namangandanmi, kimdir Manisaga kelin borib tushgan ekan. Hey, insonni oltin deb bo'lmaydi-yu, oltin deyilsa shu ayol oltin, deyapti hali. Ayol. Xursand bo'lib ketdim o'zimizni ayollardan. Ko'p ayollarimiz bilmaydi shekillida. Hammasi yaxshi, ya'ni bizdagi tarbiyani ulamolarning ayollarga bergan tarbiyasining samarasi shu. Bizda erni qadrini haqiqatda baland ko'tarib yuboramiz-da ayollarimiz. Qilish kerak bo'lmagan ishni ham qiladi erga nisbatan. Majbur emas.
Mecbur emas. Lekin qiladi. Bu hukukunu Türk ayolları özleştirip olganda Türk ayolları ge savcı bo'lsa oldin uy tayyorlaysan, joy tayyorlaysan, ben uyda ovqat qilmayman, ko'chada restorandan ovqatlanamiz. Ben kaynata kaynana bilan oturmayman, alohida yashaymiz deydi. Bularni hammasini tayyorlaguncha bechora er adoyi tamam bo'ladi. Keyin xotin shu bo'lsa deb yashab yuraveradi. Bitta Türk aytgan ekan shunaqa deb. O'zbeklarga o'zbeklar bilan quda bo'lgandan keyin qanaqa ekan o'zbeklar desa, "Men shu paytgacha erkak bilan yashagan ekanman" debdi. Haqiqiy ayol o'zbeklarning ayoli ekan dermiş. Ayollarni maqtashni ham qotiramizda, ja havolam ketmaylik ekan. Xo'p, bismillah. Savolingizni tushunmadim. Savol. Ha. Yo, senzura deyarli yo'q. Menimcha siz ko'rmagan sekinlik, undan keyin bir domlamiz bilan, hozirgi muftiy hazratlari bilan boshqa ulamolarimizni jalb qilib, u davom etdi. Va mavzular o'zi ko'p masalada. Bizni xalqimizga diniy masalalarda ko'p ixtiloflarni solayotgan odamlarning mavzusi ko'p emas. O'sha mavzularni tahlil qildik. Men o'zim shaxsan 6 tacha bahs qildik. Bizni videolarimiz 6 tacha bo'ldi. Jonli efirlarda bularni hammasini tahlilini berdik. Takfir masalasi, Hizb-i Tahrir masalasi, xilofat mavzulari, jihad nima, hijrat nima, shahidlik nima, bu mavzularni tahlilini qildik. Ularni qayta ko'rsangiz ham bo'ladi. O'sha yerda hammasi ilmiy bahslar bor. Qanday qilib aldashyapti? Islom aslida nima? Mohiyat nima? Nima deb talqin qilishyapti? Ko'rsatganmiz. Lekin davom ettirish kerak degan mening taklifim bor. Sizga ham alohida tashakkur. Chunki dolzarb masalalar bor. Mana hozir mana shu ham bitta mavzu. Umra ham bitta mavzu. Mana umrani biznes qilib olgan, boshqa narsa qildi deganlar. Bular ham bitta mavzu. Yana bir narsani aytib qo'yay. Biz musulmonlar ikki dunyoni saodatiga haqli odamlarmiz. Faqat oxirat emas. Inshaalloh. Wala junaha alaykum an tabtagu min fadlillah. Hajda nozil bo'lgan mana shu oyat. Hazrat Umar radhiyallohu anhu hajda biznes qilar ekanlar. Hajji qilgandagi. Hajda ham biznes qilasizmi desa, hajda da meni biznesim deganlar. Hajda da meni biznesim deganlar. Qur'onda oyat turibdi. Hajda Allohning fazlidan tijorat, kasb, oldi-sotdidan foydalansangiz zarari yo'q deyapti. Ibodatga xalaqit qilmasa bo'ldi. Tijorat ham ibodat o'zi aslida. To'g'rimi? İslam'ın mahiyetini düşünmeyen adam İslam hakkında haklıgın gapni gapiradi. İslam'ın içinde yaşayan adam İslam'ın ta'mini biladi. Bu ticaret hem ibadet. Bazarga borsayı zararı yok. Hadir hemenin teşvişi. Kabe'ni bir tavaf kılsam, Hacer'in asfaltını bir tavaf öpsem, ibadet kısam, 100.000 rekatını alsam, deyip keç kurun yotken de bir bazarga çıkıp kesem deydi. Uyam caiz. Bir hadiye alsam, qizimga, singlimga hadiya olsam, kuyovga bir hadiya qilsam, joiz. Balki niyatingiz go'zal bo'lsa savob. Faqat qachon to'g'ri bo'lmaydi, ibodatni yig'ishtirib qo'yib, faqat shu tijoratga ketsangiz, unda siz mahrum bo'lasiz. Eng katta narsani tashlab, oddiy narsaga ketgan bo'lasiz. Uni ham qiling, buni ham qiling. Qur'onda qanday oyat bor? Robbana atina fid-dunya hasana va fil-axirati hasana va qina azobannar. İkkala dünyanı alışka hakkımız var bizde. Bir sahabeyi celil, indi cüda ibadetke şavku aşıp dua kıptı. Ya Allah, beni dünyada kıgen günahlarımını şu dünyanı özü de ya azaplap koya kal, ahiretke kamesin de dua kıptı. Peygamber aleyhissalatu vesselam, ona kadime dediler. Allah'ın fazli ki,
dünyada hem günahlarımı keçir deyip sonra, ahirette hem yakşılık ver deyip sonra, Allah Teala ikkalesine beri uğradı. Allah'ın fazlını, öte büyüklüğünü esten çıkarmasın gerek. Fakat niyet güzel buluş gerek. Birinci planı nemanı koyuş gerek? Ahiret işini koyuş gerek. Birinci planı. Şunu da dünya işleri de hem Allah Teala Kur'an'da وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا degen. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهَ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünya nasibeyini hem isten çıkarma. Dünyada hem yakşı yaşayışki hakkımız var. Kembeğalligimizin avutuş için kembeğallik yakşı diye vuruş doğurmaz. Peygamber aleyhisselam kembeğal bu geller. Resulullah kiyip okuyan tollarının narhı 1000 dinarlık bugün, 1000 dinarlık tonda namazı kıyarlar. 1000 dinarlık. Yemen'den kaysıdır amir, padişah savga kıyan, bunu apkilip sahabeler Allah'a da Resulullah'a birişken. Namazı kutuştalar, bitti adam kilip, ya Allah'ın Resulü, üstücüdeğini menge birin deyken. Dopu sonra gel, kuşa gel. Peygamber aleyhisselam şuna hiç bir var genekeller. Resulullah hiç kaçan yok deme geller. Biz yok deyip koyuyoruz. Resulullah yok deme gene geller. 1000 dinarlık, 20 dinar nisap. Kısa plançı kança pul diyordu. 20 dinar 3000 dolar buladı. 1000 dinar ya kısa plan 50 köpe etmenin 3000 dolar. 150 bin dolarlık kıyım. Bitti kıyım ton. Zabarcatlar, kımmet ve taşlardan kılıngan kıyım bugün. 150 bin dolarlık kıyımı kıyıp oku geller. Lekin sonra gelen adam ki bir vara o geller. Yok deyip op koyma geller içkere gel. Biz gökşap. Demek dünyanı isten çıkarmaslık bilen birge ahiretini üstüge dünyanı koymaslık gerek. Çünkü nemege? Velel ahiretu hayrun leke minel ule. Ahiret ondan aldın kelediğinden afzal. Dünyadan afzal hesaplanır. Bismillah. Şu elli başlarımızı, şu teşkil kuvvetlerini yaşla dua kılırsınız. Elbette dua kılırız. Ulan tanıştırırız hem inşallah. Elli başlarımızı Allah'a da teşekkür. Medine'de hem cüdüm azakıl değiller. Medine'de hem maşallah. Avvala bu meselelerde biz hükümetimizin dua kılışımız gereği. Demek ki köp meselelerde kıyınçlı gidi. Mahallelerde hem başka cahaya hem nabat köt köpüdü. Doğru mu? Yetalmasıdı adamlar, ulgur almasıdı. Ooo ben 60'ke kırdım. Nabatımı kısaplasam 40 yıldakilerken deyişiyordu. Ungaça barmam mı yok mu? Allah'ın fazlığı karay. Allah'ın fazlığı karay. Açılıp gitti. Açılıp gitti. Bu uşa devlet rehberlerini halka bu meselelerde hem ıslahatıge delil. Uşan için taş atışlar buraya yaptı. İtibar biletler mi? Halkını oylegen adamını meşnaka taş atılar. Onu hem hakkıge dua kılamız. Mütesaddilerini hakkıge. Elbette bu bizi halkımızın hakkı özü. Bu hakkımızın birgeni için hem teşekkür etemiz biz. Biz şuna kadar Müslümanlarımız. Biz ona kadar cancal topalanmaz. Dua kılamız. Hakkımızı birgen adamı hem dua kılamız. Allah özü dualarımızı icabat kılsın. Hop. Hopi sağolunuz bir olayım. O umre niyet kıyan peytiyiz de şuna kadar. Umre'nin niyet kıyan peytte, umre ibadeti de ayarlarımız yüzlerine çoğalışar. Umre ibadeti de. Lekin Allah'a da tavaf kıyan peytiyiz de unarsa yok. Bir malal. He, satçı hanada gelip keseyden bol olan. İhramdaki adam mez, ihramdan çıkan adam keskeni afzal. Ayarlar bir barbak miktarı da üçünden kesip uyuşandı. Böyle. Hop. Aleyküm selam ve rahmetullah. Umre bedel her sefer soralı yaptı. Her daim bedel kılınadigen narsa farz narsalarda var. Haccı bedel var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bir kişi kilip soragen onamın namıdan hac kılsam boladı mı degen de onayını karzını ada kıpuysan boladı mı degenler. Ha degen de Allah'ın hakkı haklıyra boladı degenler. Demek caiz. Bana şu hadisten bazı adamlar, bazı mezhepler doğru rağı. İçtihadan ötken ota ananın hakkıge dua kılsa bormaydı deyip ayet şeydi. Çünkü ular
eşitmeydi deyişedi. Ölgenlerinin hakkıya dua kabulmeydi deydi. Bizde hadir bu mesele hadir yok da ben Hanefilerinin küçüğünü kursatışını etip geteyim. Mavkif kegen peyitli demokçı ben. Şimdi haccı bedel kriyetkenizde haccının içi de Kur'an okuyusuz mu? Okuyusuz. Safa Marvan'ı say kriyetkenizde ne bilen başlayısız? İnne Safa vel Mervete min şa'irillah deysiz mi? Deysiz. Meneşlerinin hemmesini kimin olmadan kıyapsız? Bedel namdan kıyapsız mı? Bari yaptı mı? Bari yaptı. Demek bari adı deken. Hanefilerinin delillerini karayın. Nazı gidi gidi. Başka mezheplerini bunda ben tane kımakçımaz mı? Başka mezheplerinin hem delilleri var. Lekin itibar adı. Şimdi umre bedel deken neresi yok uzun. Lekin ıhtılaflı mesele. Bazı ulamalar bitti seferde hikmetli umreyem yok deydi. Bazılar bir yılda bir metri umre kifaya ikincisi caizmez degenleri yem var. Bunlar şimdi içtihadi, nazari tartışıyorlar. Lekin bir yakı keldiyiz. Afzal amel kaysa dese tavaf. İsten çıkarmayın şunu. İmkan taptı degende tavaf kula uğrayın. İmkan taptı degende bir niyet kılasız. Yetti metri tavaf kılasız. İki rekat namaz okuyusuz. Buldu. Dua kılasız. Haklayın onu ata anayızge bakışlayın. Savabını. Haklayın. Bir maksatli kılıp bana bir müşkülge çüşüp kalgansız. Bir yenge iş başlagansız. Şu işimi yengil kılış için bana şu amelimini vesile kılamadı. Tavaf kılayın. Buladı. Lekin bedel degen narsa yok. Umre bedel degen narsa yok. Umre kımakçısız. Boptu kılayın. Ayşe anamızını mescidlerine bağırıp ihramı bağlayıp keles. Gelip kılı uğrasın. Bola uğradı. Caiz. Cüda afzalmez lekin. Afzalı ne miyken? Tavaf. İkincisi namaz. Bir yakı kıyganda namazga köp etibar verin. Etkenimizde 100,000 rakat derecesi var. 100,000 bir rakat. Bitti namaz için. Hop. Ha, mahram bitti bor ki bari doğru mu? Bola uğradı. Bola uğradı. Hop. Aleyküm selam ve rahmetullah. Esten çıkıp kıygen mi yok, kıyıp kele vurgenle mi? Esten çıkıp şomge tokta yaptı, çıkıp kıyıp kıyıp vardı lan mı? Bazı ulamalar şunu esten çıkıp kıygen narsalar kurtarılgen degen. Kurtarılgen degen. Keçeyim şunge kuşagen saval buldu. Biz indi ihtiyari... Ha e'lon borakan keyin yetkazib yuborish bir-birlariga. Keyin imkoniyati bor odam ko'nglidagi harajni ketkazish uchun puli bo'lsa, sharoiti bo'lsa qo'ysin, qo'ysin deyapmiz. Imkoniyati bor odam. Lekin esdan chiqargan odamdan qalam ko'tarildi degan hadis bor. O'shanga ko'ra u esidan chiqqanida afu bo'ladi deydi ba'zi ulamolar. Iloyo. Yo'q shatta. Hatta yablug'al hadyu mahilla. Aşı mahalde soyadı. Hop. Hadis şartta namaz kekigen. Başka ibadetlerinin hem başka caydaki işiden kure afzalligi malum. Tavaf kigen peytiyizde başka bir orta şaharda siz kıyatken amalini kigen adam yok. Uşa fazilet. Siz tavaf kule yaptı halas. Başka şaharını bir orta Müslüman siz erişken şarafki eriş almayaptı. Uşa fazilet. Lekin uni ham 100,000 tavofga teng degan nas yok, matn yok. Matn bo'lmagan o'rinda nima qilamiz? To'xtaymiz. Rasululloh aytgan gapni o'zini qabul qilib qo'ya olamiz. Amir ruha kama ja'at. Xo'p. Yusuf Aleyhisselam yokalıp tapılgen ekeller degen askiye baradı, şuna kabul edin. Kabe'nin soru yaptılar, Kabe'nin tarihi var. Ben Kabe hakkında bir sohbetim kıyken ben. Allah acir versin, Kabe'ye muhabbet bilen soru biri yaptılar. Katta mevzu, Kabe'nin Adem Aleyhisselatu Vesselam yeryüzüge çükelleri de Avvalu beytin vudi'alinnas.
Lallazi bi Bakka degan. Makkaning asl ismi nima? Bakka. Bakkada birinchi bo'lib qurilgan uy. Odam alayhissalotu vasallam shu yerda Havvo onamiz bilan ko'rishganlar. Odamning yer yuzidagi baxti shu yerdan boshlangan. Chunki erkakning baxti juftini topganda bo'ladi. Bo'ydoqlar hali baxti yarim odamlar. Juftingizni topganingizda baxtli bo'lasiz, chunki Arafotda topganlar. Shu yerda ibodat qilganlar, shu yerda bu baxtga erishganlar. Bu Ka'bani yuqoridagi bu kishi aytganda ham aytdik, oddiy tosh. O'sha Mashrab Bobo Rahim Mashrab rahmatullohi alayh agar muhabbat bo'lmasa Ibrohimdan qolgan eski do'konni na qilay degan. Ibrohim alayhissalotu vasallam qurgan uyni muhabbat bo'lmasa kelib ziyorat qilishdan nima foyda degan. Bu tasavvufiy ruhiy tarbiyaning cho'qqisi bu. Buni tushunmagan odam jinni deydi. U rostdan jinni deyapti bizga hamma. O'shnaqalar. Biz aytamizki, ha, muhabbat bo'lmasa, Ka'baga bo'lgan ishtiyoq bo'lmasa, bu oddiy tosh u. Aslib oddiy tosh. Agar Alloh shu tomonga burilib namoz o'qi demaganda edi, biz Ka'baga namoz qara o'qimas edik. Fa haythuma tuwallu fa thamma wajhulloh. Qaysi tomonga qarasak Allohni vajhi, Allohning roziligi, Allohning yuzini topamiz. Faqat Alloh nima dedi? Fawalli wajhaka shatral masjidil haram dedi. Masjidil haromga yuzimizni burishimizni buyurdi. Demak buni qadri bor. O'sha Allohga makon isbot qilayotganlar bor-u, juda katta xatoni mana shu joyda ham o'zlari tan oladi agar ko'p qo'yib bersangiz. Biz Ka'baga qarab namoz o'qiganimizda Alloh Ka'bada deymizmi? Bunaqa demaymiz. Alloh buyurgani uchun Ka'baga qarab namoz o'qiymiz. Bittasi aytibdi, qo'limizni osmonga ko'taramizki, ha, demak Alloh osmondamish. Ha, Ka'baga qarab namoz o'qiymiz u. Alloh Ka'bada emas u. Ka'bada deb e'tiqod qilmaymiz u. Ka'baning Alloh bizga qibla qilishligini hikmati bor. Butun ummatning qalbi bir joyga talpinib turadi. Ummat birligini bu ifoda qiladi. Biz birligimizga erishmaguncha ko'p narsalarda orqada qolaveramiz. Bugungi eng katta yutqizug'imiz birligimizga putur yetkazayotgan o'sha Alloh qayerda istavo alal arj deb musulmonlarning ichida ham ixtilof qo'zg'ayotganlar zarar beryapti. Shuning uchun Ka'baning muhabbati haqida gap ko'p, inshaalloh bir suhbat qilarmiz u haqida ham, lekin mavzu juda kattada. Necha marta buzilgan, necha marta qurilgan, uning ichida nimalar bor? Hech narsa yo'q ichida. 4 burchak, 3 dona ustun bor. Ka'baning ichiga kirsangiz, 4 tomoningiz qibla bo'ladi. O'zi 4 tomonga qarab namoz o'qiladi, 4 tomonga. Nima? O'sha da katta tarixda u ancha bo'lgan. Xo'p. Ha. Shuni ham yaxshi so'radingiz. Ka'baning ichida Ka'baga haramga kirib borib o'sha yerda namoz o'qigan paytingizda ba'zi odam haramga Ka'baga yaqin turadi. Ha? Imomdan ko'ra. Imom tarafdan ko'ra bu yoqda siz oldiga o'tib ketib qolasiz. Hamma aylanib turadi-yu. Shu qanaqa bo'ladi desa, imom tomondan, imomdan o'tib ketmasangiz bo'ldi. Imomdan boshqa tomondan Ka'baga yaqin turishingizning zarari yo'q. Aleykum assalom va rahmatulloh. Yaxshi taklif. Yaxshi taklif. Shuni bir qilib ko'rish kerak. Maslahat qilib yozib qo'ysak, faqat ayollar uchun, faqat erkaklar uchun deb. To'g'ri aytdingiz, noqulay bo'lyapti o'zimizga ham. Ha, avtobusga ham shunaqa taklif bo'lyapti. O'zi qiziq taklif bo'ldi o'zi. Erkak ayol teng huquqli degan masala ko'tarilyapti-da bizda hozir. O'zi biz eskidan aytamiz. Huquqlari teng, mas'uliyatlari teng emas.
hukukları teng. Bazı da ayollarının hukuku balantırak özü. Doğru mu? Toy poy masalası bugende fakat ayolla yapıradı özü. Erkeğiyle yeri geçerdi. Hukuk balant ayollarındık. Erkeğiyle katta kete uğramızı bari hatınla etkenle kılalımız. Lekin mas'uliyet erkeğide köprak. Uşan için avtobüzde dostlar, braderler, ayollar bilan aralaşıp gitmeslik için benimçe aldı tamamını ayollar gerçekten koysak. Ayollar aldıdan çıksın. Şimdi yani o avtobüsü hem ortana açma yaptı değil mi bazı da? Açma yaptı. Şu bugün şu anda oldu. Ortası ne açma? Oldu açıp, burada açıp, avtobüsü açma yaptı orta. Oldun açken avaldı. Buraya gelip, oldu diye tıkır tıkırdı. Şimdi direkt o arkaya tıkırdı. Uşan çöntürüşümüz gereği sekilliği bilen. Köp adam yenge keli yaptı da, köp almış durup bizde. Tartıkta ta çoğu günümüzce, çoğu maçlılık bottıradı. Lekin buna kısak yakışı da hemimizde asan buladı. Şimdi yine bitti muamma var. Bazı anahallarımız var. Oğullar bilen kegen avtobüsü aldıdan çıkarış gereği. Uşuna kapaydı kızlar yordan birsin. Otahallarımızda bolalar yordan birsin. Tartıkı çuvalamız. Rüzdük hatta muamma olmaz. Lekin doğru mesele. Dolzar mesele. Teşekkürsüz geyem. Namlamız geyem. Allah hayırlı kısın. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bismillah. Kıynalı yaptı. Mamur yaptı ya, bittim az. O vakitken de şu adam, misalın bir yaşı kattı bize. Yokan da aldı bir, o şey, yürüyüşü yapalım, bir kapı veri alsa. Ya bir, ki vakitken de o şu adam gel, bir, o, burantası bir kapı bozuk ise, bu, nasıl bu yönelse, bu nasıl bari bu şu, bu kül mesela bir taş gereği de bu nasıl? Sabah bana reis sefadan beri bana ağırlığa dönem ettim, bir adamımız yok alıp var ya. Bunlar nasıl kum böyle? Savaş üstündeki bazı maşı kariyalardan bu 3-4 tasiyan ben giren şey, temas kılıçtım. Maşı hoş geldi, kan devri değil de bu işte nazarına kan devri bu çoğalar gibi düşündürüş. Bu paya gelirken bizde hani bu dağdan durup bu dağı verip ben hatırlı için kurra akıl versin, bu da gülleler, ravşan bozsun mahkumlar. Allah acil versin. Rahmet, özü kegenlerden özü katta şaraf. Birinci taklif iltimosingizdan juda ham dolzarb muhim. Mana jonli efirda ham juda ko'pchilik ko'rib turibdi bizni. Ko'pchilik otalarini, onalarini, yoshlari keksayib qoldi endi bir hajga borib kelsinlar, bir umraga borib kelsinlar deb jo'natib yuboradi-da. Bu joyda qiyinchilik bor. Mana hali aytdim men. Bu Antaliya emas, Dubay emas. Bu yerda ibodat, mashaqqat, hatto hadislar bor. Payg'ambar alayhissalom hajni mashaqqat deb nomlaganlar. Bu joylar shunaqangi qiyin ibodatlarni, ya'ni o'limga tayyorgarlikni, mahshardagi hisob kitobni his qiladigan joy. Ihromni ma'nosi butun dunyodan voz kechib, kafanni kiyib ketdim degani. Ushunaqa joy. Endi yana bitta narsani aytay, bu risola turizm, boshqalar, mana diniy idora bunda tijorat birinchi planda bo'lsa yutqizadi. Risola turizm ham yutqizadi, diniy idora ham yutqizadi. Bunda ibodat masalasini birinchi planga qo'ymaslikni iloji yo'q. O'shanda keyin ixlos bo'ladi, yuradi ish. Chunki bitta odamning ibodatida mutasaddilar sababli nuqson bo'lsa, javob beradi, topgan puliga ham, boshqa narsasiga. O'shaning uchun ota-onalarni jo'natishda bitta odamni qo'shib jo'natish kerak. Ana hajga jo'natib yuboriladi, qilib keladi deydi. Bechoralar keladi, Arafatga ham chiqmay qolib ketadi-da, butun boshli bu yil menimcha 10 ming ham sapladi shekilli odamlar. 10 ming ham sapladi, keladi. Chiqmaydi, uni o'g'li yo'q, hech kimi yo'q, bechora qilib ketaveradi. Mutasaddilar aytadi, biri aytadi, ikki aytadi. Iloji yo'q uni ko'tara olmay bo'lmasa. O'shaning uchun yoshi ulug'larimizga alohida tashakkur, men video qildim, rosa odamlar ko'p tashakkur aytdi. Tepada tavob qilyapti amaki. O'zbek otaxon. U kishi muazzin ekan qaysi masjidda. Qoyil, unaqa kuchi borligiga gap yo'q. Lekin yoshlikda kelish kerak o'zi. Yoshlar imkon topsa, ko'proq harakat qiling. Vaqtida siz ibodatning lazzatini ya'ni yoshligingizda his qilasiz. Yoshi ulug'roq odamlar ham sal kuch-quvvati bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Alohida tashakkur sizga, to'g'ri aytyapsiz.
Keyin Ka'baga yetolmay qoldim deb noumid bo'lmang. Makkaga yetib keldingiz-ku. Bu katta fazilat. Endi uzoqdan turib bo'lsa ham tavof qilyapsizmi? Ka'bani ko'ryapsizmi? Katta fazilat. Erisha olmagan narsani Alloh subhanahu va taolo so'ramaydi. La yukallifullohu nafsan illa us'aha. Alloh taolo bizni vus'atimizga, imkoniyatimizga yarasha vazifa yuklaydi. Yuklamagan vazifani so'ramaydi. Shuning uchun bu masalada ikki xil mavzu bor. Bittasi sizga yuklatilmagan vazifani sizdan so'ramaydimi? Yuklatilmagan vazifani zimmaga yuklab olmang. Unda so'raydi. Buni ma'nosi bor. Bu qoida bu. Yuklatilgan vazifani so'ramayman dedimi? Bo'yningizga vazifa yuklab olmang. So'raydi keyin. Nima degani? Ba'zi odam dindan gapiraveradi. İlmi yok. O'qimagan. U halol deb yoradimi, bu harom deb yoradimikin? Qarasangiz muftiy ham shu, qozi ham shu. O'qimagan o'zi. Alloh taolo undan endi so'raydi. Nimaga sen o'qimasdan turib gapiryapsan deydi. Uni ya'ni yuklatilgan vazifani qilish kerak, yuklatilmaganidan alhamdulillah Alloh meni bunda yuklatmadi deyish kerak. Shunda e'tibor beringni, mana shu qoidaga amal qilsa millat orasida ixtilof bo'lmaydi. Hozir asosiy janjal qozi bilan muftiyni ko'payib ketganligida. Bitta mamlakatga bitta muftiy yetadi. Hamma muftiylik qilaversa kim unda ergashadi? Hamma imom bo'lib olsa ham mihrobga chiqib. Kim imomga iqtido qildim deydi. Janjal bo'lib to'polon bo'ladi, qibla ham yo'qolib ketadi unda. Chunki bitta mihrobga hamma imom sig'maydi. Demak, u o'sha vazifa, otaxonlarimizga ham shu. Ya'ni imkon topsangiz a'lo, imkon topolmasangiz undan ham a'lo, chunki mas'uliyatdan qutqarasiz. Alloh ajr bersin. Ziram bor. Ha, ziram bor. Qani bismillah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. İkincisini soru yapsa da. O haç kıyam mı birinci? Haç kımagan adam, toplagan pulunu, kambagalga bergen afzal mı, haç kıyam afzal mı deyip soru yaptılar. Kim mi tavaf kısa? Siz bir hikayenin manasını soru yapsın. Siz bir hikoyaning ma'nosini so'rayapsiz. Yo'q, umraga taklif qildim. Yo'q, bilan haj mavsumi kelsa yoki umra mavsumi emas. Men sizni tushundim. Tushundim. Bu savol bor, eskidan bor. Masalan, qo'lingizda imkoniyatingiz bor, haj qilishingiz kerak. Alloh taolo valillahi alannasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila degan oyat nozil qilib qo'ydi. Oyatda kim yo'lga imkoniyat topsa Alloh uchun haj qilishligi vojib bo'ladi. Farz bo'ladi balki. Bir marta umrida yo'l ochildimi, hajni kechiktirsa gunohkor bo'ladi. Bu Allohning buyrug'i. Endi shu hajga to'plab qo'ygan narsani hajga samimiy kelishligi niyati yo'q odamlar nima deydi? Kambag'allikka ber. Asfal qil deydi. O'zini uyini oldida asfal yo'q bo'ladi. O'sha o'zini uyini asfal qildirib olmoqchi u. Tagida samimiy yo'q, uni pul topsa ham hajga kelmaydi shular. Samimiy bo'lish kerak-da, samimiy bo'lsa gap yo'q. Lekin ulamolar aytadiki, yer yuzida kambag'alni tugatib bo'lmaydi. Unda hech kim haj qilmasin kerak bo'ladi. Hajchi bir marta qilib olasiz, ikkinchisida afzal, to'g'ri. Ikkinchi hajni majburiyati yo'q. Badal haj bo'lmasa, nafil haj bo'lsa, hajni qilib olgansiz, bo'ldi soqit bo'lgan. Ikkinchisiga to'plagan pulingizni atrofga odamlarga bersangiz, yaxshi. Endi bu ham hodisaga ko'ra bo'ladi. Imom Buxoriyning shayxlaridan Abdulloh ibn Muborak al-Xurosoniy mashhur allomalardan Abu Hanifa rahimahullohni ba'zi o'rinlarda sohibi deyiladi, ba'zi o'rinlarda eng yaqin do'stlaridan bo'lgan. Shu kishi bir yilda 80 ming dinor pul topar ekanlar, bir yilda. Bizneslari katta bo'lgan. Va o'zlari aytar ekanlar,
لولا سفیانینی لتجرتو ikkita sufyon bo'lmaganda tijorat qilmasdim derdilar. Ulamolar uchun tijorat qilar ekanlar. Bizneslardan ulamolarga hissa ajratib qo'yar ekanlar. O'zlari ulamo, Buxoriyning shayxi, muhaddis odam. Doim hadis bilan shug'ullangan odam. Uylarda o'tiraverar ekanlarda o'rtoqlari uyingda yolg'iz o'tiraverma, chiq bizni ham oldimizga desa, kim aytdi meni yolg'iz o'tiribdi deb? Men sahobalar bilan o'tiribman derdilar. Ya'ni hadislarni o'qishlikka dalil dalolat qilib. Shu odam katta karvonni olib hajga yo'lga chiqqan. Yo'lda ketayotganda yo'lda bir o'lgan qarg'ani o'lim tigini ishchisiga aytadi. Buni deydi, ko'zdan chekaroqqa chiqar deydi. Amatatul ada anit tariq. Yo'ldan insonlarga aziyatni ketqiz. Keyin yurgandan keyin to'xta deydi, bu odam buyurgan ishni to'g'ri qildimikin deb tekshirib o'zi qaytadi orqaga. Qaytib kelsa haligi qarg'ani o'ligini tashagan joyidan bir yosh bola opasi bilan ukasi olib sudrab olib ketayotgan bo'ladi. Orqasidan qidirib borsa bir uyga kiradi. U ham endi vayron bo'lib yotibdi, kirib haligini qarg'ani tozalab, so'yib yeyishga harakat qilyapti. Kirib borib so'raydi, nima qilyapsizlar desa, shunaqa ochlikdan halokatdamiz, buni topib oldik, bizga halol, muboh. Shuni yemoqchimiz deydi. Sizlar kimsizlar? Yetimmiz, shu shahar qishloqni yetimi. Odamlar e'tiborsiz qoldirgan ekan. To'xtanglar deydi, qarg'ani olib tashlaydi. Xizmatchiga aytadi, karvonni qaytar deydi. Hajga ketyapti o'zi. Karvonni qaytarib olib kelib, hisobchidan so'raydi. Qancha pulimiz bor? Desa, shuncha pulimiz bor. Shu joydan uyimizga qaytib yetib olishimizga qancha ketadi desa, faloncha 200 dirham pul ketadi. 200 dirhamni ajratadi, qolgan hamma pulni ikkita ishchiga vakil qilib qo'yib, ana yetimlarning nomiga vaqf qiladi. Bularni o'qitasan, uy joy qilasan, mana shu hamma boylik bularniki deydi. Butun boshli karvonni. O'shandan keyin qaytib ketib, umuman haj qilmagan deydi. Manoqibda bor. Bular samimiy odamlar, hajga chiqqan odamlar. Bir ibodatni o'rniga palon narsani qilish kerak deb o'zida o'sha imkon bo'lganda uni qilmaydigan odamni gapiga aldanmang. U shayton u. Mana Qur'on o'qiyotganingizda bilasiz. Qur'on o'qib yodlayman desangiz, shayton vasvas qiladi, ilm o'qi deydi, ilm o'qi. Ana shu shaytonni vasvasa, nimaga? Sizni Qur'ondan chalg'itish uchun aytyapti u. Qur'onni yig'ishtirib qo'yib ilmga o'tiring, shayton aytadiki, shuncha vaqtni bekor qilma, Qur'on o'qi deydi. Qur'on o'qi deb ham shayton vasvas qilishi mumkin. Aslida ikkalasini ham qildirmoqchi emas. Uni uchun buni, buni uchun uni bahona qildiryapti. O'shaning uchun ibodatlarni o'rniga boshqa narsani tiqishtirmaslik kerak. Ba'zi odamlar masjid qurib nima qilasan, maktab qur deydi. O'zida pul bo'lsa maktab ham qurmaydi shu. O'sha masjid qurayotgan mujiklar maktab ham quryapti. Ular ikkalasini qilyapti. Bu maktab qurilgan, quringlar, masjid nima qilasizlar qurib degan odam samimiy emas u. O'shaning uchun men aytayapman, o'zbek batta hammamiz birodarlar. O'zidan tanqidchi yasab olgan odamlarning aksariyati samimiy emas. Sizni aldashyapti. Bizning muammolarimiz, bizning dardimizni gapirib, bizni ko'chaga chiqarishmoqchi. Boshimizga bizga balo keltirishmoqchi. Ishonmanglar o'shani falonchilarga. Ehtiyot bo'linglar. Ya'ni ibodatga boshqa ibodatni bahona qilganlar samimiyati bo'lmasa, gapi e'tiborda bo'lmaydi. Yo, bu narsa siz bir narsaga e'tibor bering. Har bir narsaning zohiri eshitdik, savol berdingiz, tushundik savolingizni. Har bir narsaning zohirini ushlab olaverish to'g'ri emas. Zohirini o'z u narsa bor, salaflarda bor. Meni hajim shu deb o'sha kambag'allik tavof qilgan. O'shani aytayapsiz siz. U majoz u. Har bir narsani zohirini ushlab olaversangiz, Alloh subhanahu va taolo ham esdan chiqarar ekan, kasal bo'lar ekanga borib qolasiz. Qadimda Hashaviy degan toifa bo'lgan, har bir narsani zohirini ushlab o'shanga borib qolgan. Nasullaha fanasiyahum. Alloh taolo ularni esdan chiqardi degan oyat bor. Alloh esdan chiqaradimi? Yo'q, bu yerda majoz bor. Majoz bor, badiiy obraz bor. Kitob o'qish kerak. Siz ham kitob o'qigandirsiz-da, kitobni ko'p o'qiganda odam jumla nima haqida ketayotganini biladi. Ha, tavob qilsa qildi, mana men otaxonni tavob qilsam nima qildi? Bo'laveradi u, faqat u majoz ma'nosida bo'ladi. Majoz ma'nosida. Ayyub alayhi salatu vasallam ayollari aytganlarini qilmay qo'yganda aytganlar,
yaxshi bo'lib qolsam seni yuzlari uraman deganlar. Yaxshi bo'lganlar keyin nima qilganlar? Alloh taolo o'rgatgan 100 ta xipchinni bitta narsaga bog'lab, o'sha 100 ta xipchin bilan bitta turib qo'yganlar. Majoz bor. Ko'p narsalarda, ya'ni ziyoli bo'lish kerak musulmonlar. Gapni tushunish kerak. Men hayotimda hali ko'p narsani ko'rmagandirman, to'g'ri. Lekin uchratgan ahli bid'atlarimni, uchratgan ahli sunnaga xilof odamlarni ko'rdimki, yuzda yuzi savodsiz. Savodi yo'q, maktabda yaxshi o'qimagan. Tilni bilmaydi, adabiyotni tushunmaydi. Oddiy jumlani tushunmaydi. Qanaqa qilib Qur'onni tushunadi? Ibn Taymiyya rahimahulloh o'shan shuni aytganlar. Ahli bid'at bilan bahs qilganingda u keltirayotgan dalilga yaxshilab qaragin, javob o'sha yerda bor degan. Nimaga? Chunki tushunmagani uchun o'sha dalilni shunaqa talqin qilyapti u. O'shani o'zini yaxshilab qarasiz, javob o'sha yerda turibdi. Zo'r kalit berdimi? Bahs qilganda ahli bid'at gapirsa o'sha daliliga qaray. Mana ulamolardan olganman buni. O'sha yerda o'zida bo'ladi hammasi. Ja balandga chiqib ketib sal pastroq tushiring desa, stolni pastga tushirib qo'ysangiz bo'ldi. Bo'ldi, o'sha javobi shu ularni. Undan boshqa narsa ular tushunmaydi, bo'ldi. Meni bir o'tkizib qo'ying dedi bittasi. Ha, o'tiribsanmisam? Ha dedi. Ana o'tkizib qo'ydim dedi. Javob o'shatdi. Tushundingizmi? Siz jumlani tushunishlikda biroz ya'ni ziyoli ko'z bilan qarash kerak. Badiiy so'z bilan biz o'zbek tilini yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Birinchi o'rinda. Keyin bunaqa mavzularda yaxshi tushunib olamiz. Birodarlar, cho'zilib ketdi. Menimcha bo'ldi qilamiz. Hozir tashkiliy ishlarimiz bor. E'lon bor ekan. E'lonlar bor. Avvalo bir ustozimizga aytsak, duo qilsalar, ha? E'lon, ha? E'lon. Duo qilas. Keyin umumiy e'lon bor ekan. Hamma anaqa ziyoratchilar duo so'rayapti. Bismillah. E'lon aytib olishsinmi? Xo'p, e'lon aytib olishar ekan. Ota xola shuna o'tirib turinglar, shuna e'lon aytib olsin deyish. Alloh taolo eshitganlarimizga amal qilishlikni hammalarimizga nasib qilsin, duoxona. Jazakumullohu xayron. O'tirganlarga ham, masalalarni bizga yengan qorakalarimizga ham rahmat aytamiz. Bismillah. Ertaga ketuvchilar bor, 80 kishi. Oralarimizda o'tirishdi ba'zilar. Yo'llar ham yetkazib qo'yaylik, iltimos 80 kishilik ertaga ketuvchilar bor. Hamma asrdan keyin 5:00 ga hamma pastga yig'ilsa. 5:30 larga avtobusimiz harakatlanadi. Lekin odam ko'p, liftdagi holatlarni ko'ryapsizlar. Bu bilet masalasi, samolyot kutib turmaydi. Sumkalarda imkon bo'lsa 9-10 larda olib tushib boringlar pastga. Imkon bo'lsa ertaga kunduzi 9-10 larda sumkalarda birinchi etajga hamma olib tushib qo'ysin ertaga ketuvchilar. Ertaga ertalab soat 7 da Abdulaziz Qorakani guruhi ziyoratga chiqadi. Abdulaziz Qorakani guruhi 120 kishimidi, 118 kishi, 35 kishimi? 135 kishi ertaga Xudo xolisa. 135 ta odam ertaga ziyoratga chiqadi. Makka shahrini aylangani, Arofatlarga, shaytonga tosh otadigan joylarni ko'rib keladi. 7 dan kech qolmasdan tushinglar, ertalab ziyoratga chiquvchilar va kechqurun ertaga kechasi uchib ketadigan, safar qiladiganlar asr namoziga borishmaydi. Erkak yo'q, ayol, asr namozini shu yerda o'qinglar iltimos. Bu bilet masalasi, samolyotdan qolib ketsanglar qolib ketasizlar. Sizlardan iltimos qilaman, asrga bormaymiz. Kunduzi soat 9:10 larda sumkalarni olib tushib qo'yamiz. 5:00 da hamma yig'ilsin O'zbekistonga safar qiluvchilar. Hozircha shu narsani. Ha, kilo masalasi sizga deb yozib qo'ydim. Maşallah. 20 kilo ruxsat berdi. Bir 20-30 tarqatdi. Alaga. Bir o'xshiga savol qilib berasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Alloh qabul qilsin. 20 kilo ruxsat berdi. O'zimiz bor shu yerda. Yangilik 30 kilo edi oldin. Maşallah. O'zbek havo yo'llaridan uchadigan. Alloh qabul qilsin. 20 kilo. Sizning xizmatlaringizni yaxshi bilamiz. Endigi ketuvchilar. Bu og'ir. Ertaga hammasini yig'ib beramiz inshaalloh. Bizni kechirib
Birodarlar, diqqat olmasdan ikkovuz ishdi bo'linglar. Zam namongondan shunga yaxshi niyat bilan kelganmiz, umid bilan. Hammanani o'sha yaxshi qilgan umidimizga yarasha ibodat qilishingizni orzu qilamiz. Amin. Ben bir narsani orzu qilaman. Mana domlani qo'llarga beruvdim. Mana mana shu daftarimni ham yonda ruchkasi mana. Har bir kishini şu sömkesinde, yani şu rüçke minem, şu daptar buluşluğu kere gidi. Şu bugün huzur meşehide bir kança masalını getirildi. Cevap buldu, savol cevapla. Bana şunu bilgen yine de, şeyi yazıp koygen yine de. Pazarlar yine kekende bu daptar yine niyestelik kılıp okup, otamdan koygen, onamdan koygen de. Sedeke şirakangı bir rakı payda bulurdu. Buradalar hayatta yetiş için, ben hala domlada oturuştu bir adli duvar görmen. Adli duvar görmen. Lekin hayatta ota önemli duası bilen, hizmet kılgen üstadlarımızın duası bilen, bana şu ege 1000 talep, 500 talep hocalarını etkilip, hizmetlerini kılıp, duaları organımız için bana 80'den utup, bir yıl iki yıldan beri yığılıp, Kudagını ola kılırdım. Yine bir böyle ibadet kılar mıyım ben de? Bana kiptirim ben. Bana şu nasılsa, bana şuna hangi dağlardan tol kazılgeni uyumda, iyilikte çabuk. İnşallah. Sebebi, oğlum neden işitkenimi yazıp koyuverim ben. Bugüne bir kaçı yazdık onun nasılsa. Medine diyen buldu bana Ahmet Khan, maviz akıldığını. Akıl buradalar işitkenimizi yazıp koyuşmadan buladı da. İştim, bir gün pişirdi. İnşallah. Hemmes çıraylı veledi. Onu balalarımızı ötkersek, inşallah yine de yakışı veledi. Bugün, şuna seni ben kılaman deken adamı gibi bana, Ahmet Khan, birin. Ana Khan'a falan söyleyişini bir, kim tarihçilerini bir yazı gözlerine, bir olayım hatırlayın. Ana Khan'ı bir olayım tarihçilerini muhlak olsun. Bugün bir kancı çıraylı yapmıştık ve Kuday Teala imanımızı nokumak koysun. Amin ya Rabbi. Çıraylı emellerini koysun. Bugün hemlerimizde hem radarla adam buluş gerek. Ahlak buluş gerek. Katleri katle bilip, kişiyi kişiyi bilip bunumuzdan gelince çıraylı ibadet kılıp, meleşeyden pah bulup gitip, Naman gölümüzde yok ki Endican, Toşkenge borgende, Burak borgende havas kıladık on. 180 gradusga o'zgarib, axloqimizni ham, odobimizni ham, yurishimizni ham, oiladagi muomalalarimizni ham, o'qiydigan tilovat Qur'onlarimiz, zikrlarimizni ham, barcha ibodatlarimizni mukammal qiladigan bo'lib, hayotda o'z o'rnimizni topishga kelganmiz. Xudo hammamizga mana shunday o'rin olishlikni nasib qilsin. Amin. Mashaydan pok bo'lib ketib, oilamizga, yurtimizga İbrat bulup, havas kıladık on. Şuna kanki Allah'ın mehmalları buluştuğunu Kuda hemen gelesin. Allah da Allah ibadetlerimizi kabul kutsun. Günahlarımızı mağfur kutsun. Utmuş valideyi mihriballarımızı, kaderi büzrük vallarımızı, ustazlarımızı, berçel yurtumuzdan ötken ulemalarımızı, berçelerini Kuda'yı tebarek ve Teala rahmetimle mağfur edin ve mihman eylesin. Buradalar meleşmeni risale edip tuttuğumuz bir akadan ve 3-4'te işittirimiz hemen işleri Kuda'yı rivac etsin. Amin. Bu rivacını tevesine türken buralarlar, muhterem prezidentimizin işlerine rivacı etsin. Yenimizde şünçelik irkinliği yaratıp uyutulamı, kirip ibadet tuturumuz mu? Şuna hakikaten dua kılaylık. Ya her şey yaman afadleden, balaladan, bülege ötüde yapken taşleden, hemmesen Allah Teala uzu soklesin. Müslümanların, imanlıların duası icabet değilken buralarlar. Şeyhiz bizi cöneti yapkenlerini hem işlerine rivacı etsin. Bülege hem taş ötüldükken cahile var. Biz hemesini kuru uttur. 25 yıl, 30 yıl dini sahada işledik. Bu okalarımız Türkan'la hemen ümahalda yoş buluşken, buralarlar o şakıyınçiliğini, malum miktarını 15 yıl, 20 yıl, ben o zaman birge kurgen ben. Şehirde dini boşluğu bulup, vilayette muğun bulup, bütün tinçliğini soğulaşka kanca kıyınalganımız, ilahi o şükürle kaybolsun. Amin. Kuday tebarek ve teala rehberlerimizge, dini rehberlerimizge, bugün bizi şeye girişimize sebepçi bu gellegeyen, şeyde hizmet kılıptır gelleniyen, hemen işlerine kadar rivacı etsin, amet bitsin, ilahim,
dinimiz günden günge ravnak toksun. Amin. Orzu okuyanlar hemiz kilsün. Kudadan söylesün. Yurtun tişliği, hatırcanlığı, paravoyunluğu, ehilliği, tatövlüğü ilahim. Bardavon bulsun. Müstakilliğimizden bardavon bulsun. Hemmemiz muhterem yurt başımızda kemer bastı bulup dinimizin ruhu için, yurtumuzun ravnakı için, bahçe yakşililer için kemer bastı buluşluğunu. Amin. Halkın bilen birge kuraman dütülemi, hemen biz birlikte dinimizin ruhu için, yurtumuzun ravnakı için hizmet kısa kulağı olursa maksadlı yetemiz. Amin. Kulağı hemmege olmadı bilsin. Amin. Sağlı salamat barılı çekeni olduğuna varıp hayatımızı tıpkı uzgattırıp havas kıladığın umre hayallahu mehmanları buluşluğuna Allah nasip etsin. Yani hacla gelişiyem Allah Teala büyün. Yine de katta niyetleri kıttırılıptı. O şey niyette kıyallegi niye gel? Kuda olmadı bilsin. Rahmetke ya Rahman Rahim. Allah. Kuradalar iman degen nesnenir. Bana rosa çüşüntüldüler. Mükemmel çüşünülüp itikadımızı tüzet olaylı kuradalar. Birodarlar, hatmi Qur'on bor ekan. Hozir oxiridan hatmi sag'r qilib qo'yamiz. Keyin yana umumiy duoni qilamiz. Abdulaz, sizdan u bir narsa deysizmi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين حتم قرآنlarını özün dergahında kabul qilgin Qur'onini o'qigan birodarlarimizni o'ylagan maqsadlaridan afzalini ato qilgin uni eshitgan xatmi Qur'onga qo'l ochib duo umidida turgan barchalarimizdan duo umidida o'tib ketganlarni Alloh taolo o'zing bahramand qilgin darajatlarini baland taqsiratlarini afu aylagin o'zlarimizni Qur'onga amal qilib hayot kechirishligimizda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerinde kademlerimizi sabit kigin. Salihler bilen dünyada birge kigin. Dünyadan öter çağımızda imanımızı salamet. Kıyamet günü de nebiler, siddikler, şehitler katarıda buluşumuzu uzun nasip kigin. Ve sallallahumma ve sellem ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Razı bulasınlar. Vaktilerini aldık. Hey, maşallah.